Merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel bir örgü modeli yapacağız. Büyük küçük örgülerini hepsini çok güzel giden battaniyelerde de çok güzel duran bir örgü modeli. Rende örgü modeli de deniliyor. Ben 3,5 numara şiş kullandım bunun için. İpliğim biraz kalın çünkü. Kalın iplik. 3 ve katları olarak ilerliyor model. Ben 25 ilmek başladım. 2 sıra ördüm. Başlangıcımı yaptım. Şimdi sizinle modeli beraber kuracağız. Kenarlara 2 tane ilmek bırakacağım. 2 ilmeğimi düz öreceğim. 4 sıradan oluşan ve yer değiştirmeli bir model, kaydırmalı bir model. İlk önce 2 tane ilmeğimi, bunlar kenar ilmeğim, örüyorum. Şimdi 3 tane ilmeğimi örmeden aldım. Ve 3 tane ilmeğimi ördüm. Üç ilmeğimi örmeden alıyorum. Üç tane ilmeği de örüyorum. İlk sıramız bu şekilde ilerliyor. Üç örmeden alıyoruz. Üç tane düz örgü. İpimiz hep diğer tarafta. Bir, iki, üç. Pardon. İpim hep diğer tarafta dedim. Şimdi ilk sıramızı bu şekilde ördük. Şimdi arka sıraya geçiyoruz. Arka sıramızda da aynı şekilde ilk iki kenar ilmeğimi ördükten sonra ön taraftan örmeden aldığım ilmekleri tekrar burada örmeden alıyorum. İp benim tarafımda. Ters örgü olarak 3 tane de örüyorum. Yani 2 sırada şu 3 ilmeği örmeden alıyoruz. Ördüğüm ilmekleri tekrar arka sırada 3 tane ters olarak örüyorum. Modelimin ikinci sırasında ve arkadayız. 2, 3. Son kez örmeden aldım. Ve 2 tane kenar ilmeği. Şimdi ön tarafta modelimin 3. sırasındayım. İlk ilmeğimi, 2 ilmeğimi örüyorum. Bu 3 tane örmeden aldığım ilmek. Örmeden aldığım ilmek. Şimdi bir tane burada arttırma yapıyorum. 3 tane ilmeğimi de topluyorum. Burada bir kes arttırma ve kesme yapıyoruz burada. Bir arttırdım. 3 ilmeği bir aldım, kestim ve tekrar arttırdım. 3 tane ilmeğimi ördüm. Örmeden aldığımız ilmeği gelince ipimi öne alıyorum ve şu üçünü bir topluyorum. İki tane kesmiş oluyorum. Burada iki kesme ve bir taraftan bir taraftan iki yerde de arttırmamı yapıyorum. Üçüncü sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Modelimin dördüncü sırası ve son sırasındayım.
Hepsini bu sırada hepsini örüyoruz. Ve ters örgü olarak örüyorum. Arttırdıklarımı da, kestiklerimi de, ön taraftan düz ördüğümü de, yani bütün sırayı ters örgü olarak örüyorum. Ördüğüm ilmek. Bu arttırma ilmeğiymiş. Şimdi 4 sıramızı ördük. Birinci modelimizi bitirdik. Kaydırmalı bir model olduğunu söylemiştim. Şimdi yer değiştirme yapacağız. İlk başta başladığımızda 3 taneyi örmeden almıştık. Şimdi 3 taneyi buradakileri öreceğiz. Ortadakileri örmeden alacağız. Kaydırmamızı bu şekilde yapmış oluyoruz. 2 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Biraz önce kestiğim, arttırdığım ilmekleri örüyorum. Diğer 3 ilmeği örmeden alıyorum. 3 örüyorum. İşlemlerimiz hep aynı, yalnızca yer değiştirme yapıyoruz her modelden sonra. Biraz da şurayı biraz çok sıkı olmasın. Dikkat edersek. Yer değiştirmemizi yaptık. İki tane de kenar ilmeği. Arka sıradan. İlk iki ilmeğim. Üç tane ilmeği örmüştük. Üç tane örme. Zaten örmeden aldığımız ilmekleri belli oluyor ipimizden. O yüzden şaşırmayız. Üçünü tekrar örmeden aldık. Ters örgü. 3 tane örmeden 3 tane tekrar örüyoruz. Rendelerimiz olmaya başladı. Şimdi ilk başlangıç ilmeklerini ördükten sonra 3 tane ilmeği örüyorum. Şimdi burada kesmemi yapıyorum. Kesmeleri gelişine göre şöyle de yapabilirsiniz. Arkadan da yapabilirsiniz. 2, 3. Ve 3 tane düz. Yerlerimiz değişti. İp önde. Yani şaşırtmalı bir model değil. Örmeden aldıklarımızı kesiyoruz. Bir dahaki örnekte yer değiştiriyoruz. Modelimiz çok kolay ve çok güzel duran bir model. Kesmeden önce ve kestikten sonra arttırmalarımızı da yapıyoruz. Modelimizin son sırasındayız yine. Dördüncü sıramızda hepsini ters örgü olarak öreceğiz. Ön taraftan tekrar kaydırmamızı yapacağız. Modelimiz 4 sırada bir tekrarlıyoruz ve kaydırmamızı yapıyoruz. Evet. Üçüncü kez de modeli kuruyorum. Ondan sonra zaten baştan 1, 2, 3. Kaydırma şimdi tekrar ilk başladığım gibi yapıyoruz. 3 tane örüyoruz. 3 tane örmeden alıyorum. Biraz şöyle şurayı sıkı olmamasına dikkat edin.
3 tane örüyoruz. Aynı şekilde arkadan yine örmediklerimizi örmeden alacağız. Ördüklerimizi ters örgü olarak öreceğiz. Modelimiz çok güzel duran, her örgüye yakışacak bir model. Kırmızı da çok güzel durdu. Arkadan görünüşü. Önden de gayet hoş. Rendelerimiz çok güzel duruyor. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşçakalınız.